Allah kıyametin saatini gizli tutmuş. Yani pek çok ayeti kerimede sana onu sorarlar diyor. Sana onun saatini sorarlar. Kıyamet saati ne zaman diye. De ki diyor Allah, onun ilmi Allah'ın yanındadır. O bilgi bende yok diyor Resulullah. Hangi sene, hangi zaman, hangi saat kıyametin kopacağını ben bilmem diyor peygamberimiz. Allah ayetle bunu bize söyletiyor peygamberimize Kur'an'la. Peki niye saklamış olabilir Allah? Mesela deseydi ki 2556 yılında kıyamet kopacak misal yani Allahu alem. Değerli kardeşlerim o zaman imtihanın bir önemi kalmazdı. Çünkü Kur'an'da kıyamet alametleriyle, kıyamet saatiyle ilgili, kıyametle ilgili ayetler dediğinizde karşınıza yüzlerce ayeti kerime çıkıyor. Onlardan birisinde Cenab-ı Hak mealen şöyle buyuruyor. Yani onlar en beklemedikleri anda başlarına gelecek. Yani kıyameti hiç ummadıkları bir anda, hiç beklemedikleri bir anda. En gururlu, en kibirli olduğu bir anda kıyamet kopacak. Ve Müslümanların kıyamet kopmadan önce başına gelecek olaylardan birisi mesela peygamberimiz haber veriyor. Müslümanlar toplu olarak Yahudilerle bir gün savaşacaklar diyor. O günden peygamberimizden bugüne Yahudilerle Müslümanların bir savaşı yok. Bak daha olmamış bu olacak bir gün. Ve Müslümanlar galip gelecek diyor Resulullah. Öyle ki Yahudinin saklandığı bir taşın arkasına, bir ağacın arkasına saklansa o taş, o ağaç mesela gargat ağacından bahseder hadisi şerif. O ağaç diyecek ki ey Müslüman benim arkamda da bir Yahudi saklanıyor. Bunun sebebi ne olabilir? Değerli kardeşlerim, bu ay, bu hadisi şerifi şimdi ben çok iyi anlıyorum. Niye? Bakınız Filistin'de Müslümanların vatanını, evlerini dozerlerle yıkıyorlar. İsrail'de Yahudiler devlet terörüyle dünyanın gözünün içine baka baka değerli kardeşlerim her türlü zulmü yapıyorlar, küçücük bebekleri öldürüyorlar, kadınları öldürüyorlar, evlerini yıkıp kendilerine yeni binalar yapıyorlar. Ya resmen hırsızlık yapıyorlar ve dünya susuyor. Bakınız memleketimizde bir gazeteci öldürüldü değil mi 15-20 gündür Allah rahmet eylesin. Kesinlikle bu cinayeti yapanları biz de kınıyoruz, tasvip etmiyoruz. Bir insan bile olsa tabii ki büyük bir faciadır ama ya Filistin'de her gün, her hafta, her ay onlarca, yüzlerce insan öldürüyor bundan daha vahşice. Niye kimsenin gündeminde değil? Demek ki Allah'ın bu büyük lanetini bu alçaklar hak edecekler. Yani Resulullah Efendimiz boşu boşuna söylememiş. Herkes susuyor, kimse dokunmuyor. Kimse üstlerine gitmiyor. Dünyanın büyük devletleri onları koruyor. Yalancıktan Birleşmiş Milletler'de kınadık diyor. E kınadın da adamın Batı Şeria'da mahallesini dozerle yıktılar. Yahudi yerleşimci koydular. Aldınız mı evlerini o Müslümanların yok. Onlar nereye gidecek? Nereye giderlerse gitsinler. Peygamberimiz diyor ki bir gün Yahudilerle Müslümanlar toplu olarak savaşacaklar bu mavi marmaranın hesabını Ahmet Mehmet sormayacak demek ki Peygamberimizin müjdelediği bu hadisi şerif işte müjdeliyor. Arkamda Yahudi var diyecek, ağaçlar dile gelecek. Kıyamet alametlerinden birisi bu biliyor musunuz? Birisi bu. Bakınız not aldım. Bu notumu da, bu notumun da kaynağını söyleyeyim. Delilleriyle Ehli Sünnet Akaide isimli İbrahim Cücük hocamın eseri. Bu çok güzel bir derleme. Mümkünse evlerinizde bulundurun. Tavsiye ederim. Niye? Bu çok kıymetli bilgiler içeriyor. Çok sağlam bir itikadın, inancın olması için sahih kaynaklardan derlemiş. Kıymetli hocam hayatta zaten Allah hayırlı uzun ömürler versin İbrahim Cücük hocama. Böyle İhlaslı, takva üzere gayret eden hocalarımızın Allah sayısını artırsın. Oradan derledim ben bilgilerimi bu şimdiki konuştuklarımı. Mesela küçük alametlerden birisi de imamınız Allah'a yemin ederim ki diyor hadisi şerif bu eserde var kayıtlı. Peygamberimiz buyuruyor ki Allah'a yemin ederim ki imamınız öldürülmedikçe. İmamdan kasıt cami hocası değil, devlet başkanı. Hadis alimleri hadis-i şerifin bu kısmını kıyamet alametlerini yorumlarken şöyle diyorlar bu Hazreti Osman'ın öldürülmesi diyorlar. Devlet başkanı öldürülmedikçe Medine'de Hazreti Osman darbeci, isyancı, teröristler tarafından yatak odasında karısının kucağında kesilerek öldürüldü. Medine'de. Yani Düşünsenize peygamberimizden 24 sene sonra. Resulullah ne diyor? Allah'a yemin ederim ki diyor peygamberimiz. İmamınız öldürülmedikçe. İşte Hazreti Osman şehit edildi. Başka ondan sonraki imamımızı da öldürdüler. Hazreti Ali Efendimiz. Hazreti Ali Efendimizi de cami kapısında Abdurrahman İbn Mülcem adında bir harici 15 yıldan fazla Hazret Ali'ye hizmet etmiş, Ali'nin ekmeğini yemiş, suyunu içmiş bir hain Hazret Ali'yi zehirli bir kılıçla öldürdü cami kapısında. İmamınız öldürülmedikçe, bak bu yerine gelmiş. Başka kılıçlarınız birbirinize kalkmadıkça. Yani Müslüman topluluklar birbiriyle savaşıp iki Müslüman grup birbirini öldürmedikçe. Oldu mu bu? Oldu. Ta Hazreti Peygamber'den sonra Hazreti Ayşe ile Hazreti Ali'nin ordusu. Muaviye bin Ebu Süfyan radıyallahu anh'la Hazreti Ali Efendimiz'in ordusu. İki Müslüman ordu. Birbirine kılıç çektiler. Birinde 1500 civarında, birinde de 10.000 civarında Müslüman öldü. İki taraftan. Mesela Ammar bin Yasir'i biz böyle bir Müslüman savaşında kaybettik. Ammar bin Yasir'i hatırlıyor musunuz Ammar bin Yasir'i? Hazreti Sümeyye'nin oğlu. Hani İslam'ın ilk şehidi Sümeyye anamız var ya onun oğlu. Ammar bin Yasir 90 yaşındaydı. Öldürüldüğünde, şehit edildiğinde. Şam ordusu tarafından Muaviye bin Ebu Süfyan radıyallahu anh'ın ordusundan askerler öldürdü Ammar bin Yasir'i. Ammar o ihtiyar haliyle Hazreti Ali'nin yanında niye duruyordu? Niye? O diyor ki ben Resulullah'a söz verdim. Hazreti Peygamber'e biz biat ederken söz verdik. Müslümanların imamından bağımızı boynumuzdaki biat bağını asla çıkarmayacağım. Yani Müslümanların imamını ben terk etmeyeceğim. Hazreti Ali'yi çölün ortasında öyle savaşın ortasında yalnız bırakan vefasızlığı ben yapmayacağım dedi ve Hazreti Ali'nin ordusunda ya 90 yaşında adam gelmese günah mı olur? Hayır. Ben ihtiyarım, savaş gençlerin işi ben gitmeyim dese günahı yok. Ama Peygamberimizin yetiştirdiği sahabe ahlakına bakın, Hazreti Ali Efendimiz'i yalnız bırakmamak için onunla geldi Sıffin Savaşı'na. Ve o savaşta Hazreti Ammar bin Yasir'i kılıçla parça parça ettiler. Annesi şehit Sümeyye, babası şehit Yasir, oğlu şehit Hazreti Ammar. Ammar hatta onunla ilgili Ahmed İbni Hanbel'in müsnedinde sahih bir hadis var. Hadis-i şerif şöyle. Peygamber Efendimiz zamanında Mescid-i Nebevi yapılıyor. Bina inşa ediliyor cami. Medine'deki Peygamber Mescidi yapılıyor. İlk topraktan kerpiç yapılırken kalın böyle geniş geniş kerpiçler işte nasıl olduysa kerpiç duvar yan yatıyor, larp diye düşüyor. Düşünce o koca koca 80 santim, 90 santim genişliğinde, kalınlığı 20 santim kalınlığında koca koca kerpiçler devrilince Ammar bin Yasir de duvarın dibinde getirdiği kerpiçleri indiriyormuş, onun üstüne devriliyor. Tabi kocaman kerpiçler üstüne devrilince sahabe efendilerimiz çığlık çığlığa bağırışmaya başladılar. Ammar vefat etti. Ammar duvarın altında öldü ya Resulallah dediler. Ammar öldü ya Resulallah. Peygamber Efendimiz buyurdu ki kerpiçleri hemen kaldırın. Ammar ölmedi dedi. Bak peygamber mucizesi. Ammar ölmedi dedi. Ammar ölmedi. Ammar'ı azgın bir topluluk öldürecek dedi. Aman ya Rabbi mucizeye bakar mısınız? Azgın bir topluluk öldürecek Ammar'ı dedi. Ahmet bin Hanbel'in müstedinde kayıtlı bu hadis. Meşhur bir hadis. Onun için İslam alimleri, ehli sünnet alimlerimizin tamamı Hazreti Ali Efendimizin bu savaşta haklı olduğunun delilini bu hadisi gösterirler. Hazreti Ali, Ammar onun ordusunda olduğu için ve Ammar'ı öldüren ordu da Muaviye bin Ebu Süfyan'ın ordusu olduğu için haklı olan Ali'dir derler. Resulullah ne diyor? Aleyhisselatu vesselam iki Müslüman topluluk birbirine kılıç çekmedikçe kıyamet kopmayacak. Biz kıyamet kopsun diye neler yapmışız Müslümanlar? Peygamber çocuklarını kesmişiz. Allah Zilzal suresi göndermiş yahu. Zilzal ne demek? Deprem demek. Büyük sarsıntı. Eskiden zelzele derdik depreme. Zilzal. Bismillahirrahmanirrahim. İza zulzilatil arzu zilzalaha Öyle sizin ev değil. Öyle Kuzey Marmara depremi değil. Öyle efendim Sakarya depremi değil. Ardu. Yerin tamamı sallanacak. Düşünsenize. Şu gördüğünüz küre dünya küresi tamamı dibinden çatır çatır çatlayıp zangır zangır sallanacak diyor Allah. Bununla bitmiyor. اِذَا زُلْزِلَتِ الْاَرْضُ زِلْزَالَهَا وَاَخْرَجَتِ الْاَرْضُ اَثْقَالَهَا Ve yer içindekini dışına fırlatacak. İçindekileri dışarı fırlatacak. Aman ya Rabbi. Yerin içinde ne var hocam? Lavlar var. Değil mi? Kaynar sular var. Madenler var. Altınlar, inciler var. Evet hepsi var. Hepsini fırlatacak. Yer kusacak diyor Allah. Yeryüzü kusacak diyor Allah. Her şeyi içindekini fışkırtacak. Ve ahracatil ardu ethkâleha. Ve kâlel insânu mâleha. İnsan da diyecek ki aman ya Rabbi ne oluyor? Ya ne oluyor şimdi? Bir başka ayeti kerime de Allah buyuruyor ki mealen onlar eğlenceye daldıkları bir anda yakalayacağım onu. Hani şimdi dini imanı köşeye kenara yittik ya. Seccadeyi duvarın dibine attık ya. Tesbih arıyor, dört odayı birden arıyor. Ama televizyonu mutfağa da koyuyor, banyoya da koyuyor, oturma odasına da koyuyor. Koyun bakalım. Müslüman dini programları atın kenara bakalım. Aman şimdi kafamızı ütüleyecek diyor. Allah bunları Kur'an'da söylüyor. Bize de diyor ki bunları da söyleyin. Hep canım cicim geçiştirmeyin. Hoşgörü, çiçek, böcek, aman ne güzel insansın, aman şöylesin. Çok güzel bir şey. E doğru çok güzel. Bu kadar güzel de bu kadar sokak hayvanları niye öldürülüyor? Bu kadar insan niye öldürülüyor? Her çoğalmadıkça kıyamet kopmaz dedi Resulullah. Bir gün Mescitte oturuyordu, herç aranızda çoğalmadıkça kıyamet kopmayacak dedi. ashab kiram ilk defa duymuştu, herç ne ya Resulallah? Herç nedir ya Resulallah? Ya da hereç nedir ya Resulallah? Peygamberimiz de buyurdu ki, herç el katlü dedi, el katlü, el katlü. Herç cinayettir, cinayettir, cinayettir dedi, adam öldürmek sebebi ne olursa olsun İslam hukukunca kısas gereği öldürülenlerin dışında insan öldürmek bir cana kıymak iki yerde helaldir bir insan için bir savaşta düşmanla savaşırken mecbur düşmanını öldürürsün o silahını bırakmadıkça o savaştan vazgeçmedikçe namusunu vatanını teslim etmezsin o zaman birini öldürmek günah değildir İki, mahkeme kararıyla İslam hukukuna göre idam edilen can almış adamın canını alın diyor. İnsan öldürmüş biri, tabi mahkeme buna karar verecek. Sen benim babamı öldürdüler, ben de onu öldüreyim değil. O herç olur. O cinayet olur. Babanı bile öldürse sen gidip babanı öldürdü diye birini öldüremezsin İslam'da. Ne yapacağız hocam? Hiçbir şey yapmayacaksın. Allah'ım sen benim sahibimsin. Adaletli bir mahkeme bulamadım. Benim hakkımı almadılar ya Rabbi. Ama sen her şeyi görüyorsun. Vallahi ve billahi kardeşlerim bir Müslüman bir cinayetle Allah'ın huzuruna çıkarsa her şeyini verse. Her şeyini bütün evliya gibi yaşasa 90 yıl bütün sevaplarını verse o adama o işlediği cinayeti kurtaramıyor. Yine Peygamberimiz buyuruyor ki o kadar kolaylaştırıldı ki filmler, mafya dizileri, şu Allah aşkına televizyonun düğmesine bastığınızda, internetin düğmesine bastığınızda ilk çıkan şey elinde silahlı bir robokop gibi bir adam, adam öldürmenin ne kadar güzel olduğunu öğretiyor bizim çocuğa. İnsan öldürmenin ne kadar kahramanlık olduğunu kışkırtıyor insanlara. Ya insan hanımıyla boşandı diye karısını öldürür mü? Her gün bu haberler. Her gün bu haberler. Kıyamete inanç kalmadı. Biz hocalar da birbirimizle horoz dövüşü gibi ben büyük hocayım, sen büyük hocasın. O kaderi inkar ediyor. O efendim şefaat inkar ediyor. O şunu inkar ediyor. Hocalar horoz dövüşü gibi birbirimizi yiyoruz bu bilgiler gençliğe verilmiyor. Aman psikolojisi bozulur diyor. Ya zaten psikolojisi düzgün mü çocuğun? 6 yaşında çocuk niye disleksi hastası oluyor? Yediği, içtiği şeyler yüzünden. izlediği korku filmleri yüzünden. Özgüveni noksan. Dikkati dağınık. Son devrin diyor hastalığı diyor. Sanki Allah böyle yarattı. Sen oynadın anne karnında çocukla. Dumanı yutturdun, nargile bahçesinde oturmuş kadın hamile kadın nargile içiyor ya. Ya hiçbir şey olmasa, hiçbir günahı olmasa, o anne karnında normal karnında olmasa soluk alacak çocuğa duman yutturduğun için Allah'ın huzurunda seni cennete kimse sokamaz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.